Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda Venice'e gideceğiz. Venice'i gezeceğiz. Yanımda 4 tane arkadaşım var. Selen, Ayça, Alper, Fabian. Böyle bir gezeceğiz, gördüğümüz yerleri çekeceğim. Nasıl geldik? Fixbus'a geldik. Milano'dan 10-15 liraya bilet bulduk. Gidiş 10, dönüş 10, o şekilde yaklaşık 20 liraya denk geldi. Bunun dışında Student Beans ve Isaac İSİK diye yazılıyor. O karttan da indirim alabiliyorsunuz. %20, %10 ya da 3 euro gibi farklı indirim çeşitleri bulunuyor. Biz onları kullandık, o yüzden biletimiz daha ucuza geldi. Şimdi bu kadar, devam edeceğiz. Ayça nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Venice'deyiz arkadaşlar. Daha iyi yani. Fabian, how is it going? Fine. Fine. Selen? Nasıl gidiyor? Çok iyi değil mi? Alper? Evet, bu kocaman uzun yolu geldik ve karşımıza ne çıktı? Çıkmaz sokak. Karşımıza deniz çıktı. Asıl manzarası geliyor. Çok kalabalık, her yer insan. Bugün bayağı bir gezdik. Venedik'in caddelerinde kaybolduk hatta. Güzeldi. Şimdi akşam oldu. Şeye geldik. Merkezi bir yere geldik. Burada insanlar işte takılıyor, yemek yiyor, müzikler çalıyor.
böyle bir yer yani. Bu gece burada sabahlayacağız. Burada değil, Venedik'te sabahlayacağız. Sabah 7'de otobüsümüz var. 7'ye kadar vakit geçirmemiz gerekecek. Bence alacağım şimşeği. El sallayın, kameraya sallayın. Bir yer bulamayınca biz de sahilin yanına yattık. İnsanlar bize bakıyor. Yeni bir trend başlattık. Yanımızdaki insanlar da bizim gibi yatmaya başladı. Evet arkadaşlar, şu an ya Venedik sokaklarındayız. Ha, bu bölgede insanlar çok azaldı. Zaten şu an Castello diye bir mekandayız. Burası daha çok Venedik'in işte lokal insanların, yerel insanların bulunduğu bir yer. Gün içinde işte Venedik sokaklarını gezdik. Ben de şeyden bahsetmek istiyorum. Nasıl geldik buraya? Flixbus'la geldik. Bayağı da ucuzdu. Hatta daha önce de söylediğim gibi Isik diye yazılıyor. Isaac kartlarını alıp 20 TL karşılığında alıp indirim kazanabiliyorsunuz. %20 ya da 3 euro olacak şekilde her alışverişinizde, Flixbus'taki biletinizde indirim kazanıyorsunuz. Bunu tavsiye ederim. Onun dışında Student Beans diye bir sayfa var. Ben belki bunu açıklama kısmına yazarım. O sayfaya da ücretsiz bir şekilde üye olup birçok firmada, hani Flixbus gibi birçok firmada indirim kazanabiliyorsun. Flixbus için indirim %10'du. Bu da kullanılabilir. Bu da güzel. What the hell? Onlar ne yapıyor ya? Manyaklaştık şu an. Yani geceyi geçireceğiz. Planımız şuydu. Ben böyle açıklayayım. Saat 5'te, akşam işte öğlen 5'te geldik Venedik'e. Plan saat sabah 7'de dönmek ve kalacak hiçbir yerimiz yok. İşte sadece bir geceyi geçirmek için yanımıza sandviç, yiyecekler falan aldık. Gençler, emin miyiz? Emin miyiz? Go back. Kaldığım yerden devam edeyim. Bir yol buldular da arkadaşlar. Gizemli bir yol diye atlayalım dediler. Gittik ama yani çıkmaz yok, sokak çıktı. Yani bir geceyi Venedik'te geçireceğiz. Hiçbir yerde kalmadan. İşte sandviç aldık. Bir yerde pizza yedik. Yanımıza işte peynir, domates, işte ekmek aldık. Kendimize hani sandviç yapabilmek için. Akşam olunca da Venedik'in meydanına gittik. Orada oturduk sahilin karşısında. Hatta hani yattık, uzandık. Bir adam da bizi hani evsiz sandı galiba. Hatta sarhoştu muhtemelen. Üstümüze bir kağıt attı. Biz de dedik yani Allah Allah, bu kağıt ne falan diye sinirlendik. Bir baktık 10 euroymuş. Biz bir gülmeye başladık yani. Çok ilginçti, çok güzeldi. Aa, fontein mi? bir de evet şey bulduk. Ne deniyor ona? Neydi fontein'in Türkçesi ya? Musluk bulduk. İşte çeşme. Çeşme bulduk aynen. Böyle bugün şey anlatsana, 10 euroyu nasıl bulduk? 10 euroyu evsizler gibi yatıyorduk. Ondan sonra insanlar halimizi acıyıp muhtemelen kafamıza 10 euro attılar. Bayağı mı buruşturup? Bir kağıt attılar. Biz dedik bu ne? Bu ne yani? Çok aynen, baktık o adama, adam kim falan niye atıyor diye. Evet. Bir baktık 10 euroymuş. Gittik güzel bir kahve içtik. Evet. Yanına. Güzel, o güzel oldu. Hoş bayağı oldu. Yok yani bayağı mutlu olduk. Aynen. Ondan sonra işte kafede oturduk. Bizim Fabian'ın doğum gününü kutladık. 22. yaş doğum gününü. Happy birthday to you, Fabian. Make a wish. Yeah. Okay, I need to think. Yeah. Think about it.
Okay. Okay. Don't. How old are you now? How old are you now? 22. 22. Nice. Oh. Did you like your cake? Yeah, let's go. Şimdi de kafenin yan tarafında bir park bulduk. Çok ıssız. Burada zaman geçireceğiz. Bakalım hani uyumadan bir şekilde geçirmeye çalışacağız. Bakalım gece neler yaşayacağız. Birkaç genç beni diye fethetmeyi gidiyorlar. Şehrin mi? Arkadan efsane gözüküyorsunuz. Çok gizemli. Biz Venedik sokaklarındayız. Ama gece çok daha güzel oluyor bu şey. Sanki zamanlı yolculuk gibi. Yani kendimizi 15. yüzyılda gibi hissettik. Çünkü hiçbir teknoloji yok. Sadece eski binalar, şu tipte eski lambalar, yani kanal. Çok farklı, çok acayip ve çok güzel. Yani bence Venedik gece gezilmeli. Kimse yokken. They will close and they will stuck us. It has some mysteries. Böyle çok daha sokaklardan geçmeyi çok sevdik. Şimdi de neredeyiz şu an? Marco. Meydandayız. Adı ne bu meydanın adı? San Marco. That was the name of this square. San Marco. Değil mi? San Marco meydanındayız. Cumhuriyet Meydanı. Venedik Cumhuriyet Meydanı'ndayız. 15 Temmuz şehitler. Şehir that big one. Evet. 15 Temmuz şehitler, demokrasi ve milli beraberlik meydanındayız. Venedik. Evet. Alper'in yaptığı sandviçleri yiyeceğiz şimdi. Ay Alper çok güzel. Evet Alper, teşekkür ediyoruz sana. Ondan sonra ne yapacağız? Plan ne?
6 oldu. Yaklaşık 6 saat şu an. Yani bayağı bir geceyi geçirmiş olduk. Çok güzeldi. Yani gece boyu işte Venedik sokaklarında dolaştık, gezdik. Bazen navigasyonu kapattık, dedik kendimiz bulacağız yolu. Kendimiz tahmin edeceğiz. Kaybolduk falan, çok eğlendik. Yani kimi Venedik'in çok hani abartıldığını söylüyor. Ama hani şunu söyleyeyim, ben bence çok güzel bir şehir ama gündüz çok kalabalık. Kalabalık sevmeyen insanlar evet belki Venedik'i sevmeyebilir gündüz vakti ama gece bence uyumayıp yani gezilmesi gereken bir şehir. Kimse olmuyor etrafta, sadece siz. Yani çok nadir oluyor insanlar. Özellikle merkezi yerler değil de bu daha böyle merkezden uzak yerleri gezdiğinizde sanki zamanla yolculuk gibi oluyor. Çünkü sadece eski evler, eski tip lambalar oluyor etrafta. Onun dışında teknolojik hiçbir şey olmadığı için sanki zamanda yolculuk yapmış gibi hissediyorsunuz. Güzel oluyor. Venedik'te hani söylendiğinin aksine birçok güzel ve uygun hediyelik eşya alınabilecek dükkan var. Biz 1 euroya magnet aldık. Yani bayağı uygun. Zaten daha uygununu bulamazsınız. Marketler yaygın. Despar diye bir market var. O marketlerde genelde yani uygun fiyatta işte sandviç, poğaça, meyve, sebze, peynir, bütün tarzda her şeyi bulabiliyorsunuz. Başka aklıma ne geliyor? Hani gece geziyorsanız da tek başınıza gezmeyin. Hani ne olur ne olmaz. Yanınızda mutlaka en az bir kişi bulunsun. 2 kişi olun en az. Biz 5 kişi gezdik. Yani çok da keyif aldık, eğlendik. Gece San Marco Meydanı boş oluyor. Yani boş olmuyor. Işıklı bir şekilde aydınlatılıyor ve oradaki kafeler gece kapanıyor. Yani gece 2'den sonra kapanıyor. Ve masalara oturabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Masaya oturduk, yemeğimizi orada yedik biz. Başka da aklıma bir şey geliyor mu? Gelmiyor galiba. Yani Venedik güzel, ulaşım çok kolay. Çok ucuz bir şekilde Venedik gezilebilir yani. Konaklamadan gezilebilir. Biz 5'te geldik buraya, sabah 7'de gideceğiz. Yani toplam 14 saatimiz burada geçti. Hiç uyumadık, gezdik, sohbet ettik, eğlendik, yemek yedik. Bir şeyler içtik. Çok güzeldi. Yani bir de üstüne güzel olaylar yaşadık işte, üstümüze 10 euro atılması gibi güzel olaylar yaşadık. Onu alıp dedik kahve, bir kahveciye gittik, kahve içtik. Bunlar güzeldi. Yani bir mekana gittiğinizde zaten kahve fiyatları genelde, hani çok merkezi olmayan yerlerde genelde fiyatlar 1,5-2 eurodan başlıyor. Çok uygun yani. Mekana gittiğinizde wifi'ni alabiliyorsunuz. Tuvaletine de gidebiliyorsunuz. Tuvalet çok önemli. Tuvalet çünkü her yerde ücretli ve hatta 1,5 eurodan başlıyor diye biliyorum. Ve bir kafeye gidip siz tuvaletinizi kullanabilir miyim dediğinizde izin vermiyorlar. Ben buna çok şaşırdım. Biz Milano'da bir yere sorduğumuzda hiçbir sıkıntı çıkarmadan tabii ki demişlerdi. Ama burada çok daha hani turistik bir yer olduğu için çok daha hani şey düşünüyorlar ya. Hani yardımcı bir olma kafasına değiller hiç. O yüzden bir mekana gidip güzel bir kahve içip ucuz bir fiyata tuvaletini, wifi'ni kullanabilirsiniz bence. Evet, yani söyleyeceklerim şu an bu kadar. Biz şimdi gün doğumunu izledik. Şimdi otobüs durağına doğru yavaş yavaş gideceğiz. Evet, saat 7 oldu. Venedik bitti, biz de bittik. Herkes bitik şu an. O zaman bay bay diyeyim. Bay bay, yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Thank you.